Bir hadise oldu. Ne oldu bilmiyorum fuarda. Bir serseri çocuk vardı. Bize yakın görünerek bir takım işler çevirmek istiyordu. Bir şey getirdi bu dergi fuarda. Bu dedi şey, Kemalizmin cenaze törenidir dedi. Bir şey oldu Kemalizm aleyhine ama unuttum şimdi. Kemalizmin cenaze törenidir dedi. Bakayım dedim. Yalçın Küçük'ün yazısının başlığı. Bu söz bana yakışırdı dedi. Yani Kemalizmin cenaze törenini gördüm diye söylemek bana yakışırdı. Gayri ihtiyarı söyledim. Bu hemen çevirdi telefonu, meğer onunla irtibatı var. Bazı adamlar var, her yere gider, gelir buraya, falandan sana selam getirdim. Oraya da benden götürdün değil mi? Ben söylemeden. Benim yakınım olduğunu söyleyerek, orada kendini prezent ediyor. Onun görüşen bir adam olduğunu söyleyerek ben de itibar sahibi olmak istiyor. Ah bu benlik yok mu? Ah bu benlik. Ulan mezara ne gelir ona bak, akılsız. Dünya seni alkışlasa da sen Allah katında bir değer olmasa ne işe yarar be? Aha Mustafa Kemal'e tapıyor bir sürü adam. Ne faydası var ona ahirette? Zararı var. Zararı var, onlardan hepsinden mesul. Buna telefon etti, bak Kadir abinin yanındayım. Senin yazını çok beğendi bilmem ne falan filan. Veriyorum dedi. Ne dersin şimdi nezaket? Hiç görmüşlüğüm yok. Dedim ki sen dedim soyadlarına bakıyorsun, ona Yahudi diyorsun, buna Yahudi diyorsun. Asıl Yahudi olan adamı konuşmuyorsun dedim. Kimi kastettiğimi anlarsın. Delilim yok dedi. Delilim yok dedi. Yani emin misin de delillendiremiyorsun? Hiç şüphe etme dedi. Yani delilini bilse söyle. Dedem ben sana bazı kitaplar göndereceğim dedi. O çocuğa dedim ki al adresini. Buna bir kucak kitap gönderdim. Bir ay sonra televizyonun birine çıktı. Sabahları konuşuyor. Bana böyle konuşan adam bak bak. Ben her zaman söylüyorum. Topraklarımızı kaybetmemiz küçük kayıp. Karakterimizden kaybımız daha büyük. Toprak geri gelir, bu geri gelmez. Kolay değildir. Konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri. Şunu bir psikiyatrist seyretsin, bu delidir. Evet. Bu alamet. Buna ne anlatacaksın? Bu met etse ne olur, kötülese ne olur? Odur budur da aynı minval izi. Kandil'e gitti. Orada PKK'lıları alkışlayan konuşma yaptı. Ondan sonra bu tarafa gelir. Onlar HDP'li bir şey dün gösterdi televizyonda. Atatürk'ün askerleriyiz. HDP'li bir milletvekili de diyor ki ulan pişler diyor. Atatürk'ün generali olsanız ne yazar sizi gidip pişler diyor. PKK'lı da böyle diyor. Sen onu da met ediyorsun, onu da met ediyorsun. Nesin sen ya? Nesin? Adam değilsin de ne olduğunu sen de bilmiyorsun. Kalabalık bir grupta var ki bunlar Araf'ta. Bunlar kiliseye de mum veriyorlar. Camiye de mum veriyorlar. Kim bilir belki de bakarsınız ehli küfür iktidar olur. Onlar zamanında da gemimizi yüzdürürüz diye bazen küfrü okşuyorlar. Bazen imanı. Bunlardan birisi Cem Küçük. Mavi Marmara gemisinde Filistin'e yardım götüren insanlara manyak diyor. Bu cümleden ibaret olsa sürçülisan oldu diyebiliriz. Ama üzerine imali fikre diyor. Yarım saat uzattığı konuşması var burada önümde. Ben bunlardan bir iki esasa cevap vereceğim. Şimdi bu
Arafta duran bir adam. Neden Arafta duran diyorum? Çok programlarda Tayyip Bey'i, bugünkü iktidarı tasvip ediyor. Cenab Şahabettin'in Tiryaki Sözleri diye bir kitabı vardır. Orada bir vecize var. Diyor ki zehri bakır kupada sunmazlar. Şatafatlı bir kupayla sunarlar. Yanlış yolda olanlar ifsad için bazı doğruları yanlışlara örtü olarak kullanırlar. Fethullah'ın başlangıçtaki hareketi gibi. Mustafa Kemal'in başlangıçtaki tavrı gibi. Sonra yapacağı yanlışı hissettirmemek için kendini baştan doğru yolda kabul ettirirler. Hatta yanlışı ifade ettikleri bir seansta bile önce bazı doğruları söylerler. Öksü otu gibi sen o doğrulara yakalanırsın, hele de altyapın zayıfsa ondan sonraki yanlışları da kabul edersin. Mustafa İslamoğlu bugün bunların en meşhuru. Bazı ilahiyat fakülteleri böyle. Bütünüyle yanlışı ortaya koyarsan ortadaki Araf'taki adamlar sana inanmaz. Çünkü onların yarısı doğru, yarısı yanlıştır. Ancak küfür namına kazanılmış adam seninle beraber olur. Ecevit böyle biri. Bugünkü üyetiyle Fethullah da böyle biri. Ama sen ortadaki adamı kazanmak istiyorsan o safhada yanlışları doğruların altına saklayarak söylersin. Bu da böyle yaptı. Bugüne kadar bazı doğruları söyleyen adam şimdi Mavi Marmara'da Filistinlere yardım için gidenler hakkında söylediği bir kelime var. Tekrara dilim varmıyor. Bu kendi vasfını söylüyor. Kendi vasfı böyledir. Cetvel kalem, İsrail aleyhtarı, Amerika aleyhtarı olan fanatikler var diyor. Hiçbir İsrail aleyhtarı ve hiçbir Amerikan aleyhtarı fanatikliğinden Amerikan aleyhtarı değildir. Komünizmin ayakta olduğu sırada komünistler Amerikan aleyhtarlığı yaparlardı. Bu Rusya ile Amerika arasındaki zıddiyetin icap ettirdiği bir zaruretti. Bugün böyle bir zıddiyet kamil manada mevcut olmadığına göre bugün Amerikan aleyhtarı olan insanlar, Amerika'ya aleyhtarlık yapan insanlar cetvel kalem esbab-ı mucibesiz sırf onun söylediği gibi fanatiklikten düşman değildir. Amerika'nın yaptıkları ortadadır. Girdiği her yerde zulmetmiştir. Afganistan'da zulmetmiş, Amerika'da, Irak'ta zulmetmiş, Suriye'de aynı şeyi yapıyor. Bu kadar yanlış ortadayken Amerika bu işi yanlış yapıyor demeyi fanatiklik olarak anlatmak gavur dost olmaktan başka bir şey değildir. Nasıl Fethullah için dedimse kaç sene oldu herhalde 10-15 sene oldu. Bu bir Müslüman sözü değil. Cem Küçük'ün sözü de bir Müslüman sözü değil. Bir cevap daha, bir değerlendirme daha yapmam lazım. Hüseyin Gülerce de konuştu benim A Haber'deki konuşmam üzerine. O da
biz iftar sofrasında içki ikram etmedik diyor. Bunu müdafaa ediyor ve Kadir Bey yalan söylüyor diyor. Ben gördüm demedim. Sen bana yalan şöyle isnat edebilirsin. Yılmaz Yalçın'ı konuşturursun, dersin ki ben Kadir Bey'e böyle bir şey demedim der. O zaman Kadir Bey yalan söylüyor diyebilirsin. Ben gördüm demedim. Ben davetiyenin lüksüne itiraz ettim. Yılmaz dedi ki bundan ne çıkar? Ben oradaydım. İnsanlar içki içiyordu. Hüseyin Gülerce'ye gittim. Ya bu adamlara nasıl iftar sofrasında içki ikram ediyor? Kendi parasıyla içiyor. Ben ne yapayım dedi. Ben merak ettim, bekledim. Toplantının sonunda gittim resepsiyona sordum. Bu içkilerin parasını kim verdi? Otelci bana dedi ki vakıf namına Hüseyin Bey verdi. Sen Yılmaz Yalçın'a yalan söylüyor de bana diyemezsin. Ben Yılmaz Yalçın'a naklettim. Yılmaz Yalçın'a da hayatta. Abdülhamid'in torununu buldunuz. Korkutarak mı, menfaatlendirerek mi tekzip ettirdiniz de Yılmaz Yalçın'a bulup tekzip ettirsene. Hadi orada içmediniz. Yılmaz yalan söyledi diyelim. E biz Kur'an okunan bir mecliste içki ikram edildiğini canlı yayından size gösterdik. Fesubhanallah, bir adamın fahişe sayılması için birkaç kere mi düzüşmesi lazım? Sen bu görüntüyü tekzip edebildin mi? Bu yetmiyor mu? Bunu bir defa yapan birçok defa yapar. Ama beni kötülemek için ne diyor biliyor musunuz? Aynen Cumhuriyet Gazetesi'nin Tayyip Bey'i kötülemek için Abdülhamid'in burnundan düştü resmi karikatürü gibi. Kadir Bey diyor bizim neslimizi Atatürk düşmanlığıyla zehirlemiştir. El altından Rıza Nur'un hatıratını satmış, bastırmış, dağıtmış, büyük bir servet elde etmiştir. Vesaire. Ben bunu dinlerken dedim ki Allah şahitliğini kabul etsin. Eskiler derlerdi ki şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler. Tabi onun arkasından bir Mustafa Kemal metiyesi yapıyor. O vatanımızı kurtardı. Böyle bir kahramandır. Onun aleyhinde bulunmak şöyle hainliktir, böyle hainliktir falan filan. Ben bu kafada bir adamın, Kemal'i metheden bir adam benim aleyhimde olmasından doğrusu bahtiyar oldum. Ve hele beni Kemal Paşa aleyhtarlığıyla itham etmesine sevindim. Onun aleyhime konuşmasına dair de bu kadar değerlendirme yaptıktan sonra suallere geçebiliriz. Abdülaziz sor. Bugüne kadar zehir kustuğu yetmiyormuş gibi kanser olmuş, bir ayağa mezara düşmüş Yaşar Nuri. Doğu Perinçek'in televizyonunda ağız dolusu kazurat kusuyor. İbretle bakıyorum. Bir ayağı mezarda. Namaz Emevi namazıdır. Ezan Emevi ezanıdır. Şu ayet böyle anlaşılır. Bu ayet böyle. De ki ben dinsizim arkadaş. O zaman benim dinime ne karışıyorsun? Ben Mun'um diye yazı yazdı. Sen Mun'san, Müslüman değilsin. Müslümanların dinine karışma. Ama istihkak tamamlıyor. İşte Allah ve yemudduhum fituyanim ya mevud. Ona mühlet veriyor. Çünkü cehennemdeki istihkakını tamamlamamış. Kus biraz daha. Bu asıl tokattır. Bu asıl ilahi tokattır, anlamaz. Mümine gelen ikaz tokadıdır. Aklını başına al, düzelt. Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun Mustafa Kemal hakkında beyanı için sizin görüş ve düşünceleriniz nedir? Belki bu Galip Hasan Kuşçuoğlu'nu da tanımıyorlardır üstadım. Orası daha çok maruf bir şahsiyette değiller. Ama kendisi altı tarikatı birleştirdim, galibi tarikatı yaptım diyor. Bundan sonra altı tarikat ortadan kalkacak diyor. Galip
Kuşçuoğlu'nun enaniyetinde Elif'in boyu Selvi boyu. Zındık. Zındık. Ben tahripte uzun uzun yazdım. Hem yazıp hem anlatma bana bazen sıkıntı veriyor. Yani uzun uzun yazdım. Bu melun diyor ki çocukken Mustafa Kemal Samsun'a gelmiş, başını okşamış. Mehdi'dir diyor. Mustafa Kemal Mehdi'dir diyor. Yavur, iltizamı küfür, küfürdür. Unutmayın. Bir kafiri beğendin mi? Küfrü mucib olan bir fiili beğendin mi? Namaz kılsan da kafir olursun. Oruç tutsan da kafir olursun. Hacca gitsen de kafir olursun. İman hassas bir şeydir. Sağlığını korumaktan daha hassas davranacaksın imanını korumakta. İmana münafi, aykırı nelerdir iyi öğrenin. Amel imanın yanında bir değer değil. Bir de İskender Pala'nın Şah ve Sultan kitabında yüce bir Şah İsmail hüviyetiyle karşı karşıyayız. Ayrıca yine kitapta Çaldıran Seferi'nin bir gaza ruhuyla gerçekleştirilmediği bir hakimiyet savaşı olduğu, kardeşe kırdırıldığı ima yoluyla okuyucuya sunulmuş. Bu sual var ya, bu sual bütün baştan başa bir dersi doldurup da taşıyacak bir sual. Bir defa bu İskender Pala denilen adam kendi ağzıyla diyor ki bunu ben kurguluyorum. Ben onun kitabını okumadım. Televizyonda birkaç konuşmasına şahit oldum. Onu da dindar diye ordudan atılmış bu sebeple diye uzaktan takdir ediyordum. Ben bunu kurguluyorum ne demek? Açıkça ben resmen yalan söylüyorum. Ben de tarihi roman yazıyorum. Eşhas ve vukuat aynen tarihtir. Ben aralarını dolduruyorum. Tarihte var olan bir şahsı, bilinen bir vakayı ona ben kendi düşündüğüme göre, bildiğime göre konuşturuyorum. Bu kadar olur. Sen olmayan bir şeyi icat ediyorsun, bunda utanmadan itiraf ediyorsun. O zaman Sinan gibi bir adam için değil, hayali bir adamı istediğin kimseyle aşık et. Mecnun et, ne istersen yap. Ama var olan bir şahsa ait bir yalan söyleyemezsin. Bunu ben kurguladım diyor. O zaman saray kadınlarından birinin birisine aşık olması imkan dahilinde değildir. Harem ağaları bile saraydan bir kadının yüzünü göremez. Varlığından bile haberi yoktur. Burada kaç tane cariye var, kaç tane sultan efendi var. Haremde hizmet eden erkekler bile bilmez. Sokakta görse tanımaz. Bu filmlerin hepsi Osmanlı düşmanlığıdır. Kadınlar göğüsleri meydanda paşaların huzuruna gelirler. Paşalar sakalsız, başları açık. Böyle bir rezillik Osmanlı'da hiçbir zaman olmamıştır. Geçen hafta burada mevzu bahsoldu. Kitabını getireyim bakayım da ona göre söyleyeyim dedim. Safiye Ünü var. Sultan efendilere yani sarayda hanedan mensubu kadınlara hocalık eden bir muallimedir. Onlara ait düğün resimlerini bile kadın fotoğrafçı çeker. Şimdi bir takım insanlar hanedana ait kitaplar çıkarıyorlar. Kadınların açık saçık resimlerini koyuyorlar. Bunları o zaman bir tek insan göremezdi. Resmi bile göremezdi. Bu cumhuriyet felaketinden sonra onlar harice çıktılar. Kendisini muhafaza eden oldu, edemeyen oldu. Bu resimler de ortalığa döküldü. Düğün resimleri vesaire bende de yüzlercesi var. Hiçbirini yayınlamadım. Çünkü bunlar aile mahremiyetine aittir. O gün saray dahilinde kadın fotoğrafçıların çektiği fotoğraflardı. Mimar Sinan, Mihrimah Sultan'ı nerede görecek de aşık olacak? Ama onun hatası bundan ibaret değil. Can Yücel diye bir komünist vardı. Hasan Ali Yücel'in oğlu.
bu dinden nefret eden bir adamdı. Bedri Baykan var ya, din dediğimiz sinirleniyor. Din kelimesini bile sakin söyleyemiyor. Can Yücel böyle bir melundu. Ayyaş'tı. Birisi nasıl olmuşsa geçenlerde mezarını kırmış. Mezarını tahrip etmiş. Bu cahilane bir şey, yanlış bir şey. Bununla ilgili bir toplantı yaptılar televizyonda. Bu İskender falan ne diyor biliyor musunuz? Onun o güzel şiirlerini biz mektepte çocuklara, gençlere öğretseydik kimse bunun mezarını tahrip etmezdi. Neymiş onun güzel şiirleri? Din aleyhtarı, peygamber aleyhtarı, İslam düşmanı. Lanetullahi aleyhim. Kabrin tahrip edilmesine taraftar değilim. Bu bir şey değildir. Ama onun şiirlerini ne diye oturacağım? Sabah ezan okunuyor. Müslümanlar ellerinde ibrikleri, uzun donları abdest almaya gidiyorlar. Böyle Müslümanların ibadetiyle alay eden bir melun. İslam düşmanı. Bunun şiirleri mektepte çocuklara okutulsaymış. Ver bakalım şiirlerinden bir örnek de. Adam gibi bir şiir görelim. Var mı? Bu adam da güya dindar diye ordudan atılmış. Gelelim Şah İsmail ile Yavuz'un hikayesini. O büsbütün uydurma ve büsbütün Alevi hissiyatını okşamak için ancak bir politikacıya yakışır. Bir ilim adamına, bir fikir adamına yakışacak bir iş değildir. Meluna nedir? Bak kendine melun demiyorum. Fiil meluna nedir? Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'le hiçbir Müslüman mukayese etmez. Ben size Şah İsmail'in bir hikayesini söyleyeyim, gerisini siz anlayın. Şah İsmail Maraş'ta hakim olan Zülkadir Beyliği'nden bir kız istedi. İkinci Bayezid zamanında. Zülkadir Bey Avni Devlet dedi ki bunlar bu kızılbaştır. Ben bir kızılbaşa kızımı vermem. Osmanlı Devleti'nden müsaade almadan, Osmanlı toprağından girerek, bak bak, Osmanlı toprağından girerek Yavuz'un itiraz ettiği babasına karşı işlerden biridir. Maraş üzerine yürüdü. Zülkadir Bey kaçtı dağlara. Yakalayamadı. İki şehzadesini yakaladı. Size mübalağa gelecek. Bu iki genci şiş kebabı yaptırıp askerlerine getirdi. Şah İsmail böyle bir melun. Yetmedi. Zülkadir Beyliği'nin eski reislerinin, beylerinin mezarlarını açtırdı, kemiklerini yaktırdı. Siz bu adama Müslüman mı diyorsunuz? Ey İskender Pala, Şah İsmail Müslümansa, Müslümanla Müslüman harp yasaktır. Sen Şah İsmail'e giderken Yavuz'un eline aldığı fetvayı da mı görmedin? Bir insan roman yazacaksa o devri inceler. Yavuz Sultan Selim 50 tane İslam alimiyle bu işin münakaşasını yaptı. 50 alimle bunlara karşı harp edilir mi edilmez mi? Aldığı fetva da Topkapı Sarayı'ndadır. Duruyor. Yayınlanmıştır. Bunlar Hazreti Ayşe'ye haşa fahişe diyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e ve Hazreti Ömer'e kafir diyorlar. Hazreti Osman'a kafir diyorlar. Hazreti Osman Kur'an'ı azalttı diyorlar. Bundan dolayı bunlar kafirdir. Bunlarla harp kafirle harptir. Bunlarda takiye vardır. Zorlandılar mı inançlarının aksini söylerler. Tövbelerine itibar olunmayarak katlolunalar. Tövbe ettim vazgeçtim der, inanma. Tarih boyunca birçok defa İslam alimleri onlarla münakaşa etti. Hem de şahlarının önünde. Bir tanesinin anlattıklarını ben kitabıma koydum.
Yemin billah Kur'an üzerine yemin ettiler. Bir daha Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman'a sövmeyeceğiz. Hazreti Ayşe'yi böyle itham etmeyeceğiz. Kalktı mı ortadan? İran'da ihtilal olduğu zaman Hümeyni de bunları yasak etti diyorlardı. Ben bunlar diye ne diyordum ki, yalan söylüyorsunuz. Yalan. Şimdi çıktı ortaya, hiçbir şey değişmedi. Hümeyni o mezhepte bir değişiklik yapmak selahiyetine ait değildir ki. Yaparsa o başka bir mezhep olur. Şah İsmail'in adı batsın. Türkistan'a girdi. 40 bin Sünni alemi kesti. 40 bin. Tarih söylediğim masal değil. Maalesef de Türktür. Yani ırkçılık yapacaksak tutalım onu gavur. Böyle şey olur mu? Bizim ölçümüz İslam'dır. Baban da yanlışıksa anlaşın söyleyeceksin. Bir de İlahiyat Fakültesi kurdular. Onun da hikayesini ben burada eskiden söyledim de siz bilmezsiniz. Hasan Ali Yücel'e diyor ki İsmet Paşa bir İlahiyat Fakültesi kur. Hasan Ali ölümünden evvel Cumhuriyet Gazetesi'nde bunu anlattı hikayesini. Diyor ki İsmet Paşa ile bir yere doğru gidiyorduk arabanın içinde. Bana dedi ki ne yaptın bu İlahiyat Fakültesi'ni? Efendim kuruyorum dedi. Biliyorum kuruyorsun da programını ne yaptın? Efendim arz edeyim dedim. Çantamı açtım. İşte birinci sınıfta usulü tefsir, Arapça, efendim usulü hadis, siyer vesaire. İkinci sınıfta şu. Aman aman aman. Onlar iptal et demiş. Ben sana söyleyeyim. Bunu Hasan Ali gibi bir gavur söylüyor. Gavur. İsmet Paşa'nın düşmanı değil. Onun bakanı söylüyor. Bunu da Cumhuriyet Gazetesi yayınlıyor. Koleksiyonda bulabilirsiniz. Yaz bakalım. Psikoloji, sosyoloji, metodoloji, bilmem ne loji, 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 loji. Nasıl ilahiyat programı diye düşünüyorum diyor Hasan Ali. Şimdi demiş bunların başına bir din kelimesi koy. Din sosyolojisi, din psikolojisi, din metodolojisi. Aha sana ilahiyat programı. Ha mühim bir şey de söyleyeyim. Sakın şeriata taraftan bir hoca oraya tayin etme. Aha bugün İlahiyat Fakültesi, Ankara İlahiyat Fakültesi küfrün kaynağı. Küfrün. Kur'an ayetlerinin %90'ı tarihseldir, %10'u bugüne bakar, onlar da ahlak kaideleridir diyen profesör ünvanlı nadan dolu orası. Tahrif kitabında yazdım, görebilirsiniz. Delili ispatlı kitaplarından alarak. Olacağı bu. Kadere iman gerekli değildir. Kader imandan bir cüz değildir diye tez yazan adamlar orada. Ali Şeriat'i hakkında düşünceleriniz nelerdir? Melun-u Melayin Ali Şeriat. Hayatımda iki kitap yırttım. İkisini de yırttığıma pişmanım. Birisi bu Ali Şeriat'ın kitabıdır. Frankfurt'ta birisi getirdi. Şehit diye bir kitap. Belki hala Türkiye'de vardır. Türkçesini. Şehit. Sövmediği sahabe yok. En şiddetli, en şiddet bir Alevi kafasıdır. Maalesef İslami gazetelerde metini yapanlara da rastlıyorum. Eğer sadece şu bahsettiğim kitabı okusalar... Eshabi kennücumi ihtedeyküm ihtedeyküm. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete ulaşırsınız buyuruyor peygamber. Sövmediği sahabe yok. Hele Talha, Zübeyir Hazreti Muaviye'nin yanında yer aldılar. Hazreti Ali'ye karşı harp ettiler diye. Aman ya Rabbi. Eşeddi küfür. Bunun melun bir adam. Meyhanede gebermiş bir adam. Şahla diktatörlük dolayısıyla mücadelesinden Hümeyni hareketi dolayısıyla büyütülmüş bir adam. Bir defa din ilmine mensup değil. Hiç dindarlıkla alakası yok.
Ne ilmen dindar, ne fiilen dindar. Sarhoş. Bunun işe yarar ne tarafı var ben anlamıyorum bu memlekette. Propaganda ne müessir bir silahmış. Oku kitabını da gör. Yeni Şafak'ta bile metiyesini gördüm. Yazık. Ali Şeriat'ı öldürmediler mi? Efendim? Ali Şeriat'ı öldürmediler mi? Meyhanede gebermiş dediniz ya az önce. Evet doğru da Şah'ın adamları öldürdü. Şah'ın adamına karşı çıktı diye bir adam makbul olsaydı Mustafa Kemal'e solcular da karşı çıkıyor. O da makbul olurdu. İki batıl arasında tezatçı olmaz mı? İki yanlış arasında İsmet Paşa da birçoklarıyla Mustafa Kemal'e muhalif düştü. Mustafa Kemal'e muhalif oldu Son Demir'de diye biz İsmet Paşa'ya bayrak mı edelim? Niçin muhalif olduğuna bakar. Şah diktatör diye aleyhinde. Şah diktatör diye aleyhinde. Mustafa Kemal'in de böyle sade diktatör diye aleyhinde olan adamlar var. Benim için o adamlar makbul olsa Ahmet Altan. Ateist olduğunu kendi söylüyor. Ama Müslümanlardan daha ziyade hücum ediyor. Hücumun da haklıdır. Bu kendisine iman noktasından bir şeref izafe etmeyi gerektirmez. Batılın iki şubesi arasında her zaman kavga olur. Müslümanların arasında olduğu gibi. Tamam, iddiaya göre Şah'ın adamları öldürdü. Ama meyhanede öldürdü. Bırak ki onu, o şahsi hayatında bağışladım. Yazdığı ortada. Şehit kitabını bulsun birisi. Desin ki ey Kadir Nusroğlu, sen yalan söyle. Ben bu kitabı yırttım. Dün akşam Doğu Perinçek'in televizyonunda Hüseyin Haydar diye bir melun Rusya'ya metiye düzüyor. Uçağını düşürdük. Ne var böyle ihlaller her yerde oluyor diyor. Pilotu şehit ettik diyor. Rus'a şehit diyor. Adamın adı Hüseyin. Soyadı Haydar. Bu benim milletimden mi? Hayır. O hüviyette küfür milletinden. Rus milleti bizim dostumuzdur diyor. Herhalde benim Moskov Mezalimi kitabımı görmedi de Ruslarla 250 sene içinde 50 senesi harple geçmiş. Her 3 günden biri. Haberi yok. Milli mücadelede bize yardım ettiler diyor. Türkistan'dan 100 milyon ruble aldılar. Bize 4,5 milyon ruble verdiler. 95'ini çaldılar. O 5 milyonun da nakliye parasını da içinden kestiler. İlaveten de Batum'u bizden aldılar, sana yardım ediyorum diyerek. Batum'u biz sattık. O iyilikmiş bize. Para Türkistan'ın parasıdır. Osman Kocaoğlu bunu ifşa etti. Burada Üsküdar'da Sultantepe'de yatıyor, sonra kaçtı Ruslardan. Bolşeviklere Türkler yardım etti. Kendilerine istiklal verecek, hürriyet verecek diye. Önce verdi, sonra birer birer yuttu. Putin'in de şimdi eski topraklarını geri almaya çalışması gibi aynı şey yaptılar. Şimdi bu adam benim milletimden mi? Rus pilota şehit diyor. Bunun ölçüsü İslam mı? Ruslar bizim ezeli ebedi dostumuzdur diyor. Metnahlığın haddi hesabı yok. Ha, bunun manası biz iki millet olduk. Ama o ikinci millet güdükleşti. Güdükleşti. Millet ameliyat sahasından çıkmış bir hasta nasıl yavaş yavaş narkozdan uyanırsa narkozdan uyanmak üzere. Uyanma her an çoğalıyor. Özellikle sanal ortamda Adnan Oktar'la çok sık yan yana gözüktüğünüze ilişkin. Hiçbir alakam yok. Hayatta yüzünü bir defa gördüm. Benden rica etti. Ben yasaklıyım, çıkamıyorum. Teşrif ederse görüşmek istiyorum diye
Ben de onun hakkında bir düzüye tenkidim vardı. Bu tenkitleri söylemek için gittim. Hı hı. Hepsine bir kulp buldu. Görüşemedik. Ayrıldık. Yani bir netice hasıl olmadı. Peki bir de bazı... Hiçbir fikri beraberliğim yok. Peki. O Yahudi aleyhtarı değildir. O Siyonizm aleyhtarıdır. Ben Yahudi'ye de aleyhtarım. Mutekit Yahudi'de itikadı icabı insanlık düşmanıdır bana göre. Yahudi, mutekit bir Yahudi, en mazlumu bile. Yahudi olan ve olmayan, goyim. Goyimin, Yahudi olmayanın malı, canı, ırzı, her şey helaldir. Böyle bir din olamaz. Peki. Semavi bir din, bir ırka tahsis olunup bu kadar ahlaksız, bu kadar mantıksız kaidelerle lebalep hale getirilemez. Bir soru daha sorabilir miyim? Önemli bir soruydu bu. Hiçbir alakam yok peki, konuyla. Peki, Adnan Oktar'la bir alakanız yok. Kadir Mısıroğlu... Tasvip ettiğim bir adam değil, Mason aleyhtarlığından gayri. Peki. Hiçbir şeyini de tasvip etmiyorum. Din kurallarıyla... Turgut Özakman'ın kitabında Üstad Kadir Mısıroğlu'na reçiye yapılmış diyor okuyucunuz. Kafam iyice karıştı. Bunların izahı var mı? Üstad bu reddiyeye cevap verdi mi? Verdiyse hangi kitap ve sohbette verdi? Vermediyse verecek mi? Şeklinde. Vereceğim de Mustafa Kemal hakkındaki kanun kalksa. Adam beni suç işlemeye çekiyor. Beni şimdiye kadar yazdıklarımdan çok kınayan oldu. Fakat hem yazdıklarımdan hem yazamadıklarımdan kınayan adam bu oldu. Böyle diyor da falan kanunu diyor da onu bahane ediyor da İma ediyor da yazmıyor. Halbuki kanuna rağmen bak neler yazıyor. Ben ona bir prensip cevabı verdim. Bir istirat. Sarklı Mücahitler'de. Turgut Özakman'ın Mahut eserinde bizi hem yazdıklarımızdan hem de 5816 sayılı kanun sebebiyle yazamadıklarımızdan dolayı kınaması üzerine. Gurbet içinde gurbet 2004'te vermişim cevabını. İsimli eserimizde verdiğimiz prensip cevabını. Bakınız o kitabın 370 sözünüz. Buraya aynen derc ediyor. Bir de buraya koydum. Çünkü Sarklı Mücahitlere Lozan'a atıfta bulunuyor. Şimdi bana öyle şeyler aşağıda da soruluyor, burada da soruluyor. Ben geliyorum bir yerde duruyorum. Siz fark ediyorsunuz birdenbire önüne nehir çıkan bir koşucu gibi. Zınk diye duruyorum. Çünkü oradan ötesi suç işlemek mevkiinde. Hakikat suç olur mu? Türkiye'de suç. Ben Mustafa Kemal'e ilah diyen kitaplar gösteririm size. Kemalizme din diyen kitaplar. Bazı örnekler verdim. Kim karşı çıkmış? Böyle bir şey yok. Herkes susmuş. Çünkü Allah'tan çok kullardan, rejimden korkuyor insanlar. Bu yaşıma kadar herkes beni ikaz etmiştir. Aman ha! Başına bir iş gelir. Aman ha! Başına bir iş gelir. Hala bu devam ediyor. Halbuki Allah diyor ki korkacaksanız benden korkun. Benden kork. Şimdi bu diyor ki ne buraya geldin sen? Bunu yanlış söyledin. Bunun doğrusunu söyle bakayım o zaman. Söyle bakayım. Söyleyecek suç olacak. Kesin ilan etmişsin. Madem öyle niye kanunla koruyorsun? Biliyor musunuz? Bunu diyen bu adam bu kanuna da razı değil. Diyor ki bu kanun yetmiyor bu adamları önlemeye. Daha ağır kanun çıkarız. Bak. Şu şartlar altında bile bu yetmiyor. Daha, yani idam edilsin Mustafa Kemal aleyhine ağzını açan. Ve bu herif sonunda da bana İslam ahlakı dersi veriyor. Nasuh Efendi'den İslam ahlakını öğrensinler diyor. Ben dedim ki sen mi bana İslam ahlakı öğreteceksin? Hayatında sen Secde-i Rahman'a gittin mi? Buradan meydan okuyorum ona. İki defa benimle Cevizoğlu programına çıkmaya söz verdi.
Benim şimdi vaktim yok onun kitabına tekrar bakmaya. 900 sayfa kitaptır. Çılgın Türkler diye bir kitap bastın, yazdın. 1,5 milyon adet satıldı. Benim aleyhime kitabın 99'da bir baskı yaptı. Hala bitmedi. İkinci baskısı olmadı. Ben senin gibi ordu destekli değilim. İki defa söz verdi. Cevizoğlu programında benim karşıma çıkacaktı. Son gün rahatsızlık iddiasıyla çıkmadı. Eğer o kitapta yazdığı bilgiler onun kafasında olsaydı cüret ederdi benim karşıma çıkmaya. O kitap aynen Efendi kitabı gibi derin devlete mensup bir heyet tarafından yazılmış, onun adıyla yayınlanmıştır. Efendi için bunu iddia eden adam Efendi'nin yazarıyla mahkemede. Ben burada tahmin söylüyorum. O bilerek söylüyor. Bize teklif edildi, biz kabul etmedik, o kabul etti diyor. Ben tahmin söylüyorum. Bunun ispatı da o kitaptaki bilgilerden kendini imtihan etmeye hazırım. Açarım, sorarım. Çeyreğini bildiğine kani değilim. Beni de hangi kitabımda, hangi yazımdan dolayı imtihan edecek birisi varsa buyursun. Yazdığımdan fazlası kafamdadır. Okuyucuyu düşünerek ihtisar ediyorum. Kısaltıyorum. Azaltıyorum. Özetliyorum. Benim ömrüm bu işle geçmiş. O benden genç değil. 90 yaşına varan bir adam. Eğer bu bilgiler kafasındaysa buyursun. Önümüzdeki Temmuz ayında Lozan üzerine çıkalım isterse. İstediği yerde. İstediği yerde. Ben onun Lozan Vadisi'nin okuduğuna bile kâni değilim. Kendi kitabındaki bilgiler bile mahvedildi. Ben ona prensip cevabı verdim. Kanunun kalkması bile yetmez dedim. Bu cevabımı o suali soran adam ya gurbet içinde gurbetten ya bu sarıklı mücahitlerden okusun. İki yerde tekrarladım onu. Onun hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Onun kitabındaki bana yaptığı tarizlere cevabın çoğu suç. Öyle değil, böyledir dediğim zaman Mustafa Kemal'e dokunuyor. Bunların hepsi Mustafa Kemal'le ilgili meselelerdir. Onun dışında bir meseleyle benimle alıp vereceği yok. Putuna dokundum. İlah olmadığı kanaatini uyandıracak sözler söyledim. Sıkıntı burada. Ama söylüyorum bak, çılgın Türkler 1,5 milyon adet, ordu her nefere bir tane hediye etti. Derin devlet. Niye senin bu kitabın 1,5 milyon satıyor? Bir baskıda kaldı. Ben kimsenin güdümünde değilim. Sen güdümlü bir adamsın. Bu ayıp olarak sana yeter. Birlikte ne kadar güçlüyüz, ne kadar güzeliz. Rumeli Hisarı'nın sahnesine mescit yapmak isteyenlere izin vermeyelim. Rumeli Hisarı'nın sahnesine mescit yapmak isteyenlere izin vermeyelim. Vücudunun ekseriyeti açık bir kadın, Fatih'in Hisar'da, Rumeli Hisar'da yaptırdığı camiyi yaptırtmayacağız diyor. Kimsin sen be kadın? Sen evvela kıçını örtmeyi öğren. Senin cami hakkında konuşmaya ne hakkın var? Hayatında sen caminin kapısının önünden bile geçmedin. Kimse hayret etmiyor. Sürpriz diye bir yazım vardır. 40 sene evvel yazdım. Türkiye'de sürpriz sayılacak bir iş kalmamıştır. Ben de televizyondaki adam yanlış konuştuğu zaman çüş diye bağırıyorum. Birisi diyor ki Mustafa Kemal 6 yaşında hafız idi. Çüş yaşlı olacak. Duyuyor mu? Duymuyor. Hissiyatımı diri tutuyorum. Biri diyor ki sana gizli bir şey söyleyeyim. Mustafa Kemal Paşa ne yaptıysa bu da ilahiyat profesörü. Kulağını gizli kalsın aramızda. Televizyona söylüyor, gizli kalacakmış. Manyak.
Mustafa Kemal ne yaptıysa Hazreti Peygamber'den ilham aldı yaptı. Çüş! Çüş! Yedi sülalene çüş. Eşek bile senden masum. Hissiyatımı sağlam tutmak istiyorum. Siz de böyle yapın. İster faydası olsun ister olmasın. Buzu fillah, fubbu fillah. Allah için buz, Allah için muhabbet. İlahiyat profesörü çıkıyor televizyonda diyor ki Mustafa Kemal ne yaptıysa Hazreti Muhammed'den ilham aldı. Çüş. Çüş. Niye bu adam Ağrı Dağı Hindistan'dadır demiyor? Şaşarım. İlahiyat profesörü çıkıyor. İlahiyat profesörü. Bunları saymakla bitmez. Ben timarhane olduğunu söyledim. Belki beni haksız bulan oldu. Bin delille teyit ederim. Kur'an-ı Kerim'in ahlak ayetleri dışındaki bütün ayetleri tarihseldir. Günümüzde geçerliliği yoktur. Ulan sen Kur'an'ı Mustafa Kemal'in nutku mu zannettin be ey melun? Yaşasın cehennem. Ama bu ilahiyat profesörü. Ağrı Dağı'nda çoban değil. Size böyle yüzlerce misal veririm. Bu devir fikri bir kaos devridir. Allah'a nihayetsiz şükürler olsun ki bu kaosun anaforundan kurtulan sizin gibi gençler var. Elhamdülillah. Ne kadar şükretsek azdır. 80 tane HDP mebusunun 60'ı Ermeni asıllıdır. Kürtçe bilmez. Figen Yüksek Dağ. Bunu da söyledi. Çok delil var da. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurnağız. Figen Yüksek Dağ Bulgar muhaciridir. Cemal Bey'in söylediğini tekrarlıyorum. Bir Kürt delikanlısı buna aşık olmuş. Aile razı olmamış. Bundan evlenme diye. Anasını babasını tanımamış, bundan evlenmiş. 2 sene evli kalmışlar. 2 sene sonra bu kadın mahkemeye müracaat etmiş. Benim kocam PKK'cı, Kürtçü diye boşanmış. Bunu Van Belediye Reis söylüyor. Bunun Kürtlükle bir alakası yok. Sırtımızı PYD'ye dayadık bilmem ne lan. Biz de Allah'a dayadık. Alçaklar. Senin PYD'nin ne oluyormuş göreceksin. İskambil kağıdı gibi. Murad-ı ilahiye ters düşenin akıbeti mutlak mağlubiyettir. Allah bu milleti yeniden yükseltmek istiyor. Kürdüyle, Türküyle, Müslümanıyla. Kürt'ten de Müslüman olmayan, imanını kaybetmiş, mülhid olan, Türk'ten de mülhid olan var. Bunlar bu millette kayden mevcuttur. Bizimle aynı milletten değildirler. Aynı milletten değildirler. Millet müşterek bir tefekkür ve tahassüsle meydana gelir. Ben bilmem ne Mahruti gibi Rusya haklıdır diyen bir adamla kendimi aynı milletten hissetmiyorum. Ama Ağrı Dağı'ndaki bir Müslüman benim kardeşimdir. Allah'a secde eder. Allah'a vahdaniyet esasından iman eder. İsterse çingene olsun. Ama bu imanı kaybeden bir Türk'le hiçbir alakam yoktur. Timur Türk'tür. Melun'u melaindir. Allah belasını versin. Böyle Türk. Bir Müslüman için ölçü Allah nizamıdır. Bununla değerlendirmek lazım. Her hareketi de her şahsiyeti de. Kılıçdaroğlu da İsmet Paşa'sı da aynıdır. Hepsi aynıdır. Demokrasinin zorlamasıyla kekeme, öz niyetlerini kekeme söylüyorlar. Telefonları açık kalıyor. Anlıyorsun ki peygambere saygısızlar. Yani yaşım seçene gidiyor. Bakarsın orada Muhammed bırakmaz seni. Ben vermez. Onun için sen gene şey yapma. Ya
Telefonu açık kalıyor. Kendini müdafaa ederken beni niye dinlediniz diyor. Sen evvela bu sözü nasıl söyledin? Adından utan, adın Müslüman adı. Demek ki zihniyet aynıdır. Yani bu devlette bir reisi cumhur geldi ki ben Müslümanım ama şeriatçı değilim demiştir. Şu memlekette bu denmiş. İsmini söyleyeyim mi? Korutürk. Bak bana gurbete kaçtığım zaman 36 tane davam vardı ağır cezada. Bunlardan biri neydi biliyor musun? Daha önce Brüksel'de konferans veriyorum. Biri bir gazete getirdi. O gazetede bir haber. Fahri Korutürk Rus hududuna gitmiş. Çiçek seven, köpek seven Rus halkına saygılarımı sunuyorum demiş. Dönüşte Sarp'a gitmiş. Dönüşte Trabzon'da karayollarına misafir olmuş. Rakı istemiş. Demişler ki bize yasak. O zaman milli selamette karayollar. Bize yasak. Burada satış olmuyor. Bu kalktı. Orada bir konuşma yaptı. Bizim için şeriat da komünizm de aynı şeydir dedi. Ben de bu gazeteyi görünce bahsi değiştirdim. Brüksel'de dedim ki ey benim Karadenizli hemşehrilerim. Uşağın meyveli ağacımın dalını kırdı diye başlayan bir münakaşayla cinayet işlersin. İnavın girdi tarlama da kabağın deveni yedi diye başlayan bir kavgada adam öldürürsün. Senin dinin komünizmle eşit kılınıyor. Bu adamın adı Fahri Sabit Korutürk olmasa, Avram olsa reis-i cumhur olamaz. Kanunen bir mani yok. Ama fiilen Türk olmayan bir adamı reis-i cumhur yapmazlar. Psikoloji manidir. Demek ki bu makama geçmesinin sebebi bunun Müslüman bilinmesine, öyle kabul olunmasına bağlıdır. O sayede olmuştur. O makamdan adam şeriatı komünizmle bir ilan ediyor. Milletin kılı kıpırdamıyor. Ey Trabzonlar 2,5 liralık bir telgraf çekip de bu melyonu telin edemediniz mi? Geriye döndüm bana ağır cezalık bir dava daha açıldı. Reisi cumhur hem ben Müslümanım şeriatçı değilim diyor. Zannediyorlar ki şeriat İslam'dan ayrı bir şey. Bunu halk içinde söyleyen adamlar da var. Rus çarına Patrik Gregorius'un yazdığı mektupta var. Bunların aralarına sahte din değiştirmiş adamlar sokun diyor. Onlar yabandan, hariçten gelen bir Müslümanı başlarına tac ederler. Bunların ahlaklarını bozsun, inançlarını bozsun. Böyle bir sürü adam var. Ya İttihat Terakki kuranlardan biri İbrahim Temo. Türkiye'yi kurtarmak için kurulmuş değil mi? İttihat, birleştirme, terakkiyi yükseltme. İbrahim Temo Türkiye Cumhuriyeti devrinde gitti Romanya'ya yerleşti. 36 senesinde Balkan Tıp Kongresi'ne Romanya delegesi olarak İstanbul'a geldi. Sen bu Türkiye'yi kurtarmak için yola girmiştin. Romanya'da ne işin var? Gavur! Müslüman görünüp imparatorluğu parçalamada rol almış bir adam. İbrahim Temo bak. Romanya delegesi olarak 36'da Türkiye'ye tabip olarak geliyorsun. Tabip kongresine. Adama demezler mi ya sen bu memleket için çalışmışsın. Ha kurtuldu. Saltanat gitti, hilafet gitti, medrese gitti, hocalar asıldı. Tamam layık bir Türkiye. Yarısı plajlarda. Bu milletin bir kısmı niye buna karşı çıkıyoruz? Yeni kurbanlar vermeyelim, millet öğrensin gerçeği. Bu milletin yarısı dinden çıkmış, tövbe yarısı demeyeyim de belli bir kısmı. Ümmeti Muhammed olmaktan çıkmış, ümmeti Kemal veya Kemalizm olmuş. Haberi yok. Celal Bayar, 1948'de Bursa Nutkunda, bugünkü gibi hafızamda. Radyodan dinledim. Gazetede manşettir. Bizim hareketimizden İslam şeriatının hortlayacağını zannedenler avuçlarını yalasın. Biz onu ebediyen gömdük. Millet yine ona rey verdi. Hayranı.
buradan ilan ediyorum. Tarihte gelmiş geçmiş en melun, en namussuz, en ahlaksız, en rezil adamlardan biri Emir Timur'dur. O profesörün kafasına bu laflar birer tuğla taşıdır. Şeyhi demiş ki Timur evliyaullah'tandır. Neden evliyaullah'tanmış biliyor musunuz? Sokaktan geçiyormuş da bir kadın seccade silkelemiş de üstüne. Vurun kellesini demiş. Ama bu seccade Şah-ı Nakşibendi'nin seccadesidir demiş. Onun için affetmiş. Timur oldu evliya. Timur oldu evliya. 100.000 adam katletti. İzmir'e kadar Anadolu'yu çiğnedi. 100.000 Anadolu evladını ayaklarından zincirle Erbil'e götürdü. Erdebil'e götürdü. Erbil yanlış. Erbil olarak da Erdebil. Şah İsmail'in dedesine rica etmesi üzerine bunları bıraktı. Timur vakasına kadar Alevi'de, Anadolu'da Alevi yoktur. Erdebil'de bunlar Alevi yapıldı. Geriye Anadolu'ya postalandı. Aynı melun Timur bir gayri hakkın altın ordu devletini yıkarak dünyanın başına Rusya'yı bela etti. Onu da seviyormuş, Osmanlı'yı da seviyormuş. Bir de bir Müslümanlığından şüphe edilmeyecek birinden misal vereyim size. Emine Şenlikoğlu yazıyor. Fatih kardeşini öldürmüşse o katildir. Ben o padişahı, o Fatih'i sevmiyorum. Aptal. Aptal cahil. Sen hangi selahiyetle Fatih'in kardeşini öldürdüyse ona katil diyorsun? Fatih kardeşini öldürerek bir ihtilal önlemiş adam. Sen hayalin gitmez Fatih'in aklının gittiği yere. Ama cesur, küllü cahilun cesur. Burada da maksadım onu kötülemek değil.